помогай, друг, что стоит? Давай, помогай. Выходим. Рога, выходим. Bugün sürgünü konuşuyoruz. Ve 1944'te Sovyet Cumhuriyeti tarafından, Stalin rejimleri tarafından, topraklarından, vatanlarından edilen Kırım Tatarlarının, Kırım Türklerinin bu anma dönümünde, anma yıl dönümündeyiz. Ağımızın koruyan kumçukları var. O çabuk tutarsın. Ve yaralar üstünden seneler geçse de hala taze. 1944'te Stalin tarafından vatanlarından gönderilen Kırım Türkleri 1914'te bu kez de Putin tarafından, Rusya lideri Putin tarafından tekrar sessiz ve sedasız işgal edildi. Bütün dünya buna sessiz kaldı. Tüm dünya seyirci kaldı. Bir kurşun atmadan, attırılmadan Putin rejimi bu kez de 1914 yılında Kırım'ı ablukaya aldı. Ve şimdi 3 aydır devam eden ve şu an hala devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nı görüyoruz. Akılda şöyle bir soru geliyor. İnsanlar aklında şöyle bir soru oluşturuyor. Acaba 3. Dünya Savaşı kapıda mı? Yani bu 3. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri mi diye soruyor vatandaşlar hafızasında. Umarız 3. Dünya Savaşı'na kapı aralamaz Putin. Yani Ukrayna ile başlayıp devamında Avrupa ülkelerini tehdit etme aşamasında bir hamle yaparak bütün insanlığı, bütün dünyayı gözyaşı içinde bırakmaz. 3. Dünya Savaşı'na gebe bırakmaz inşallah. Sözünüzü dünkü vatanından edilenler bugün çocuklarına, bugün torunlarına Sovyet rejiminin kendilerini nasıl vatandan ettiklerini anlatacaklar. Vatansızlığın ne demek olduğunu kendi çocuklarına ebeveynleri anlatacak. Efendim biliyorsunuz Şubat ayında başlayan, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. Ve zaman zaman bu tür konularda haber akışımızda ekranlara taşıyoruz. Kamera objektiflerimizi Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rüstemov'a çeviriyoruz. Kırım Türklerinin sürgünüyle ilgili çok önemli açıklamalar var. Kamera objektiflerimizi Antalya'nın Ukrayna Konsolosu Emir Rüstemov'a çeviriyoruz. Evet, bu bize gösteriyor ki biz bu Stalin rejiminin suçunu unutmadık ve unutmayacağız. Ve şu anda devam eden Putin rejiminin suçlarını unutmadık ve unutmayacağız. Asla. Ve gerçekten bu suçları yapanlar cezaları görecek sonuçta. Ve Kırım Tatar halkı gerçekten çok güçlü bir halk olduğunu gösteriyor. Böyle darbeler aldıktan sonra Kırım halkı kırılmadı. Kırım halkı bütün kaldı, ayakta kaldı ve ayakta kalmaya devam ediyor ve kardeş Ukrayna halkı ile beraber bizim ortak bağımsızlığımız için savaşıyor, mücadele veriyor.
Bu mücadele doğrudur, bu mücadele adildir ve ben inanıyorum ki bu mücadelenin sonu zafer olacak. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Çok ederim. Teşekkür ediyorum. Programımıza katıldığınız için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki 18 Mayıs 1944 senesi bizim için kara bir gündür. Onu hiç hayatımızda unutmamamız gerekiyor. Çocuklarımız da bunu anlatmamız gerekiyor ki onlar da bilsin. Yani Sovyet Birliği'nde ne kadar kötülük gördüysek o zaman gördük. Şimdi ise onun yerinde Rusya geldi ve 2014 senesinden sonra Kırım işgal edildikten sonra bu izzeti, bu zulmü çekmeye devam ediyoruz. Ve her şeyi bırakıp da Türkiye'ye taşınma zorunda kaldık. Burada yani ana yurdumuzda olsak da Türkiye'de yurdumuz sonuçta. Bir Türk olarak burada yaşamaya devam etmek istiyoruz. Ve yine de bu ne kadar Türk de olsak kendi bir kara günlerimiz var. Bunu unutmamak adıyla böyle bir günleri yapıyoruz. İşte unutmamak... Kırım Tatarları Antalya'da nüfus olarak kaç kişiye hitap ediyorsunuz? Yani toplam Türkiye'de yaklaşık 5-6 milyon Kırım Türk'ü yaşıyor. 5-6 milyon? Tabii ki yani çoğusu Eskişehir'de, Polatlı'da yaşıyorlar. Antalya'da o kadar çok yaşamıyor insanlar. Yani Kırım Türk'ü yaşamıyor. Daha sonradan göç edenler çok. Yani bizim tahminimize göre 300-500 kişi civarında yaşayan var şu an burada Antalya'da. Herkese ulaşma imkanınız oldu. Yani herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Mesajları dağıttık. Yani gelen artık gelebiliyor. Bazıları yurt dışında, bazıları farklı sebeplerden gelemiyor. Ama gelenleri de bazı şeyleri göstermek çalışacağız bugün. Özellikle Kırım Türklerinin burada, biz daha önce biliyorsunuz Kırım Türklerinin başbuğusu Mustafa Cemiloğlu'yla da bir araya geldik. Onu da yad ediyoruz. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Kırım Türkleri için ve Türkiye için çok önemli bir isim. Burada bir dernekleşme veya bir çatı altında toplanma lüksünüz var mı? Veya böyle bir projeniz var mı? Nasıl bakıyorlar? Tabii ki yani şimdi buraya göç edikten sonra böyle bir ihtiyaç bunu görünüyor. Şimdilik daha kurmadık. Kurmaya çalışıyoruz, yani düşünüyoruz. İnşallah ileride tarihte böyle bir dernek kurma planımız var. Peki vatandaşların en çok size ne tür talepler oluyor? Ya tabii ki en büyük sıkıntılardan şu an özellikle Ukrayna'da savaş sürdüğü için buraya göç edikten sonra acaba biz burada oturma izni nasıl alacağız? Burada ne bileyim evimiz var, evimiz yok pardon, yaşayacak bir yerimiz yok, biraz maddi sıkıntı var. Ya bu çoğusu bu tarz sorular geliyor şu an bize. Ve tabii ki yani biz de müracaatta bulunuyoruz. Ya bazı işte geçici koruma gibi bir şey, bir program başladı Türkiye Cumhuriyeti. İşte bu program kapsamında bazı arkadaşları devlet yardımcı olmaya çalışıyor. Biz de işte yönlendiriyoruz oraya, göç adresine. Evet. Evet. Az sonra da yine bir programa tanıklık edeceğiz. Osman Osmanova, Kırım Tatarlarının, Kırım Türk Tatarlarının çok önemli bir ismi. Bizim Antalya'da tanıdığımız, çok kıymetli, çok değer verdiğim bir insan. Bugün onlarla birlikte Kırımlı vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin, canlarımızın vatanlarından sürgün edilişinin yıl dönümünde Söylem Haber Ajansı olarak burada olmaktan hem onurluyuz, hem gururluyuz, hem de yüreğimiz ve işimiz buruk. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim, sağ olun. Sürü anastu da bekirler, artlarından колоннаман келелер келелер биз эпмиз аумузун ашып карап турабыз бир талайлары аняка кетелер бир талайы мияка кетелер туп 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 капы урдулар давайте вставайте деп бакырдылар мында винтовкалары бар эки солдат выходим дорога выходим тек 15 дакка сизге берекмиз топланыңыз деди башлады неме Өзлері ішке қыдырмағаны, военнілер, алтын қыдыралар, неме қыдыралар, бүтін жайын ашып, ашып. Ұзарып пенчерінен басам, баба машалды. Баба! Помага, сидрудугу, чё сайын? Давай, помага! О қадар яуларды бабам. Менім қорантам мұнда. Я менімінді алыңыз, я оларын маңа беріңіз. Таш қатып қалды, бермеді. Бірісінің ағасы, бірісінің емжесі, бірісінің дайысы, еркет, женгті. Совет үкіметі хатта бір аяғы олмаған адам арабай дарсын деп алып неме өзімен барабар алып кетті тек араның жанына адамдарын. Нұржи деді, Нұрге текнесіне қалды, напаяқ деді. Балам текнесіне деді. Анам гугумне алды да суя кетейім деп кетті. Барып гугумне бірақып баласын арқасын алды. Өзі қызын.
Onun babasını kucağına alıp caminin kapısına gelip yaydırıp koydular. Nuriye öldü öldü diye. O baba 18. günü poyizde öldü. Hasan kardeşim öldü yolda. Kazakistan'da. Anam hiç kaldırgısı giymiyor. Ölünü çalığı alıp çıktı. Tüsüp barıp bir parça kazdı kazıkan kadar. O çakallarına yem oldu da. Anam. Sonra adamız yolda kaldı. Kaldı. Arap çıkmayın. Çıkmazın. Sizinle yata. Sonra Allah gelip anam alıp gelirler. Buyurun çıkardılar. Sonra buyur gitti. Herkes mi? Banyaya alıp vardılar. Bala şaka, erkek, kadın, çıplak hepsini kurdular. Ayvan. Ev. Atların sarayları. Ben bari bile kuşakla ot alıp geliyordum. Yaprakları, balaban yaprakları. Anam onu kaynatıp kaynatıp sıkıp içine onu da gidip kepek de yok koyma. Huroşun aşağı yedik. Stalin öldüğünde ben 8. klas dedim. Bizleri uyuyalım, ağlamız dedi. Kim mi ağlamız dedi? Fıtıp gözümüzün netip öl ettirip ağlağan yedik Stalin öldüğünde. Ben şimdi dayanamayım. Biz baladık. Bizim kattan ağımızdan ağımız geçip gitti. Beni üçünde bile katırlap olamaydım da ya. Bildiğiniz gibi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin. Arrahmanirrahim. Malik yevmiddin. Baba ne oldu? Kim geldi? Beklen. Harim Kalam, Rus, Sovyet makamları Kırım Tatar halkını hain tanıdı. Derhal toplan, derhal. Siz sürgünlük yapmaya karar verildi. Tutukla onu. Seni de, senin devletini de sovetini. Allah yok etsin. Engel yok. Dur, dur. Yaklaşma bana. Baba, 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 baba. Siz ne yaptınız? Siz ne yaptınız? Siz ne yaptınız? 1944 senesi. 17 Mayıs'ı 18 Mayıs'a bağlayan gece. Bu gece Kırım Türkler Kırım'dan sürgün edildi. Şu acı anı size yaşatmayı istedik. İşte başlangıç böyleydi. Değerli misafirlerimiz, hoş geldiniz. Davetimize icabet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyoruz. 1944 yılında 18 Mayıs'ta Kırım'da yaşayan Kırım Türkleri için çelili sürgün bu şekilde başladı. Kapıları çalınmaya başladı. Stalin'le Rusya'nın askerleri 15 dakika İçinde hazırlanarak meydanlara toplanmalarına emrediyordu. Kadınlar, kundaktaki bebekler, yaşlılar, hastalar, savaşmayacak durumda erkeklerden oluşan 250 binden 500 bine kadar Kırım Türk'ü sürgün edildi bugün. Sovyet Birliği'ne ihanet ile suçlanıyorlardı. Oysa ki aynı gece 50 bin Kırım Tatar erkeği Hitler'e karşı cephede Sovyet adından savaşıyordu. Buna rağmen bu insanlar sürgün edildi. Kırım Tatarı'nın bu çelili yolculuk 20 günden fazla sürdü. Yüzlerce insanın istif edildiği hayvan vagonlarda insanlar öldürüpçe oturabilecek bir yer açılıyordu. Onlara doğru düzgün ne yemek ne içecek veriliyordu. İnsanlar ölüyordu orada. Onlara trenlerde birkaç gün bir durur. Trenlerde birkaç günde bir durduğunda ölenlerin cesetleri yol kenarına atıyordu.
askerler. Açlık, susuzluk. Bu kirli yolculuk 20 günden fazla sürdü dedim. Hastalıktan dolayı bu korkunç sürgün yolculuğun nice hayatlar kaybedildi. Yaşlı var, bebekler, çocuklar, kadın var ve genç kızlar utanç ve hicaplardan vagonlarda abdest ihtiyaçlarını gideremedikleri için kan zehirlenmesinden vefat etti, öldü. Kırım Türkleri bu sürgünde Özbekistan, Kazakistan, Sibirya kadar sürgün edildi. Binlerce insan yurdundan koparılmıştı. Bu çilli yolculuk bittiğinde o hayvan vagonlarından neredeyse yarısı boşanmıştı. Kırım Tatarları sürgünde on binlerce insan kaybetti. Sürgünün birkaç gün sonra sürgünde birkaç gün sonrasında Rus KGB yetkilileri Kırım'daki Arabat köyünün unutulmuş olduğu fark etti. Yani oradan insanları biz şey yapmadık, sürgün etmedik. Sonradan fark ettiler. Köy halkı bir gemiye dolduruldu ve Karadeniz açıklarında gemi batırarak Sovyet Birliği adına bir problem daha halledilmiş oldu. Yani bir düşünün, bir köyde yaşayan yüzlerce insan gemileri dolduruldu ve batırıldı. Yani Sovyet Birliği, Rusya askerleri kendi sorunlarını bu şekilde çözüyordu. Konuş, konuş baba, konuş. Şafak sökene kadar konuş. Acımasız savaşım, o kara günü anlat. Her şeyi bilmek istiyorum. Gece gündüz içimi dalayan acını torunlarıma aktarmak istiyorum. Oğlum, sana nasıl anlatayım? Tüfek sapı ile dövüldüğümü. Kardeşini benden ayırıp götürürlerken senin yanına koş. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahussamed. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu ekber. Sadakallahul azim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآلهم والحمد لله رب العالمين آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin, ey Halik Rahman ve Rabbi Rahim olan Yüce Mevlamız, Zat-ı Uluhiyetine iman ederek Habibi Edibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i son hak peygamber bilerek, Kur'an'ına gönül vererek, ellerimizi senin sarayıyla mekanına, mekansız sarayına açtık. Ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bugün burada tarihimize 1444 Kırım Tatar sürgünü ve soykırımı olarak geçen günü anmak için toplandık. Ya Rabbel Alemin, öncelikle bu merasimi, bu töreni düzenleyen kardeşlerimizden sen razı ol. Bugün buraya gelen, buraya katılan, buraya gelmek isteyip de gelemeyen bütün kardeşlerimizden sen razı ol ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bugün buraya toplanmamıza vesile olan 1944 18 Mayıs günü trenlere doldurularak sürgün esnasında hayatını kaybeden, gerek hastalıktan gerek salgından vesaire nedenlerden dolayı kaybeden, bir kefene dahi sarılamamış, başlarında bir mezar taşları dahi bulunmayan nice geçmişlerimize sen rahmet eyle. Ya Rabbel Alemin, bu sürgün esnasında hayatlarını kaybeden bütün geçmişlerimizi hayırla yad ediyoruz, sen onlara rahmet eyle. Tarihimizde her nerede böyle bir sürgün, böyle bir soykırım yaşanmışsa, orada vefat eden bütün ecdadımızı, dedelerimizi, ninelerimizi hepsini hayırla yad ediyoruz.
Sen onların ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bugün bizlere düşen, onları hayırla yad ettikten sonra elimizde bulunan değerlerin ve nimetlerin kıymetini bilmek. Ya Rabbel Alemin, bu güzel vatan toprağını, ki bu vatan toprağı geçmişten günümüze nerede bir mazlum varsa, nerede zulme uğramış kimse varsa onlara el açmış, onlara yardım etmiş, onlara canıyla, kanıyla, malıyla yardımda bulunmuş bir vatana ve millete sahibiz elhamdülillah. Ya Rabbel Alemin, biz bu vatandan, bu milletten bizleri mahrum bırakma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizler Müslüman Türk milleti olarak tarihimizin şanla, şerefle, kahramanlıkla dolu tarihimizden gurur duyarız. Ya Rabbel Alemin, bizlere de geçmişlerimizde ecdadımızın yaşadığı, yaşattıkları güzellikleri yaşamaya ve yaşatmaya bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Bizler inanıyoruz ve biliyoruz ki senin bizlere emrin, nerede bir mazlum ve mağdur varsa onun dinine, diline, rengine, ırkına bakmadan o mazluma ve mağdura yardım etmek. Ya Rabbel Alemin, bu noktada bizlere güç ve kuvvet ver. Vatanımızı, milletimizi her türlü tehlikelerden, musibetlerden muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin, İslam'a daima aziz ve mensur, düşmanlarını zelil ve mekur eyle. Ya Rabbel Alemin, nasıl 18 Mayıs 1944'te zulme uğramış, mazlum olmuş ve hayatlarını kaybeden kardeşlerimizi anıyorsak, bugün dünyanın her yerinde olduğu gibi şu an devam eden Ukrayna-Rusya savaşında da mazlumun ve mağdurun yanında olmak bizlerin görevidir. Ya Rabbel Alemin, sen onların yardımcısı ol. Nerede bir mazlum ve mağdur varsa sen onların yardımcısı ol ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizlere İslam'ın güzelliklerini, İslam'ın barış dini olduğunu anlatabilmeyi, İslam'ın güzelliklerini yeryüzüne hakim kılabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizler yine inanıyoruz ki ve biliyoruz ki senin bizden istediğin yeryüzünde herkesi Müslüman yapmak değil, ancak İslam'ın güzelliklerini yaşatabilmek. Bu noktada bizlere güç ver, kuvvet ver ya Rabbel Alemin. Yapmış olduğumuz duamızı da dergah-ı uluhiyetinde kabullerin en güzeliyle kabul ve makbul eyle. Bu merasim dolayısıyla emeği geçen kardeşlerimizden razı ol. Katılan, bugün burada bulunan, duamıza el açmış amin diyen Hazirun'un da sen razı ol ya Rabbi. Amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. İçe içe doyalmaz.
gençliğim döken. Kalplarımı selip yayıp dualar eder. Memnu yerde yaşamadım yaşlığıma.